bitkilerin büyülü dünyasında geziniyoruz. Kürlerle, bugünkü şifreler kürlerimiz. Evet, reklam arasına giderken de dedik, ikimiz eş sesli olarak dedik, zayıflama. Bu arada pardon, Şule Bozkurt bize ne diye uyardı? Zayıflama değil, incelmeyi kullanın dedi. İncelme için iksiriniz evet. var mı? İncelmek diyelim. İçin evet. ne iksiriniz var? Tabii metabolizmayı çalıştırmaktan bahsediyoruz aslında. Metabolizma çalıştığı anda evet. hemen her şey dengeye geliyor, inceliyoruz. Ihlamuru kullanıyoruz, hepimizin bildiği ihlamur. Ihlamur, kuşburnu yine hepimizin bildiği. Ve bizim dağlarımızda yetişen altın otu bitkimiz. Bu üç bitkiyi tarifini de yapabiliriz lütfen, isterseniz. Lütfen. Tabii ki. Lütfen. 1 litre kaynar suyun içerisine 10 gram. 1 litre tabii 4 bardak oluyor. 1 litre kaynar suyun içerisine 10 gram kuşburnu çayımızdan koyuyoruz. 10 gram ıhlamur koyuyoruz. Yaklaşık bunlar bir çorba kaşığı kuşburnu, bir büyük tutam olarak da ıhlamur oluyor. 4 dakika kısık ateşte kaynatıyoruz. Altın otumuzu daha sonra ekliyoruz. Biraz acı bir tadı olduğu için onu 5 gram olacak şekilde, küçük bir tutam olacak şekilde ekliyoruz. Yarısı kadar diğerlerini. Tabii ki evet. Ve 4 dakika daha diğer bitkilerimizde kaynatıyoruz. Yani diğerlerini 10 dakika dediğimiz. Demek ki 6. dakikada diğerleri da. Diğerleri 8 dakika kaynamış 8 oluyor. Dakika, onar tamam. gram olarak. Evet. 8 dakika kaynamış oluyor. Altın otumuz 5 gram olarak 4 dakika kaynamış oluyor. Sonuçta hepsi birlikte kaynamış oluyor. Ve bunu ılıdığı zaman bırakıyoruz. Ilıyor. Bütün şifasını o suyun içerisine bırakıyor bize. Biz bunu gün içerisinde o 1 litre suyu her su ihtiyacı hissettiğimizde içiyoruz. Bu bizim metabolizmamızı çalıştırıyor. Kaç gün devam edecek bu? Bunu bir ay kullanabiliriz rahat rahat. Bir ay. Özellikle, yani mesela 1 litre içmek mi lazım Emine Hanım? Bir günde. Tabii. Zaten normalde ya bir... Ya bu her gün yapılıyor, süzülüyor. Tabii ki. Tabii ki. Yaklaşık yarım saat 40 dakika bekletiyoruz, demletiyoruz ondan sonra, kapattıktan sonra altını. Ve bunu gün içerisinde içiyoruz. Zaten normalde 2 litre suyu hepimizin gün içerisinde tüketmesi gerekiyor. Yalnız yine soracağım ben. Bu kaynatmayı şimdi önemsiyorum. Yani 8, adım adım. 8 artı 4 dedi tamam, işte. Kaynama süresi çok önemli. Şimdi bakın, kaynattık dediniz. 8 artı 4 denildi. 8 tamam. artı Ama 4. Ama sonra işittim ki kapattıktan sonra da yarım saat kendi içinde tabii bekletiyor ki, musunuz? Tabii ki. Yani hemen süzmüyoruz yok, bunu. Yok. Zaten en başta bahsettiğimiz ya, gibi ılıyana kadar bekletiyoruz dedim en başta. Yani yarım saat 40 dakika kadar bekliyor. Sonra süzüyoruz. Sonra süzüyoruz. O suyu da kullanıyoruz tabii, gün tabii, boyu. Tabii. Tamam. Gün içerisinde içiyoruz. Bu bizim özellikle yağ yakmamız için, yağı eritmemiz için muhteşemdir. Bunu da İbrahim Saraçoğlu hocamızın sitesine tavsiye girdiğimizde eder mi? Onun buluşu zaten. Öyle mi? Çok onun güzel. Bu üç bitkiyi birleştirip bir iksir yaratması videoları var. İzleyebilir şu anda bizi izleyenler de. Evet, muhteşem. Tabii ki. Tabii şeyi öğrendik, zayıflama için dedik. Onu da şifa olarak görüyoruz. Çünkü tabii çok ki. Fazla kilolar, bu demek değildi ki çok ince olmak, ama çok fazla kilolar da sağlıksızlıktır. Tabii, iç organlarımıza basınç yapıyor. Tabii ki. Sağlık evet. için sorduk bunu da. Yani yine... şifrenin en öncelikli derdi şifa. Şifa. Kesinlikle. Evet. En öncelikli derdi saçı şifa. Kleopatra'nın da öyle. Evet. Kesinlikle. Saçı da aynı niyetle sorduk. Bir miktar bir şeyler söylemiştiniz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı saç konusunda? Dediğimiz gibi karışım, bahsettiğimiz yağlarımız ki bunlar web sitemizde de vardır. Evet. Karışım yağlarımızı haftanın 3 günü saç diplerimize çok az olacak şekilde parmak uçlarını alıp kullandığımız zaman saçlarımıza koyup 2-3 saat bekletip doğal şampuanımızla yıkadığımız zaman müthiş bir sonuç alıyoruz. Bir de adaçayını anlattık zaten. Tabii tabii. Adaçayı bir de sinameki kaynatıp. Tabii adaçayı değildi zaten saç sinameki. İçin olan sinameki. Kaynattığımız zaman ve saçımızı en son şampuanımızdan sonra sinameki ile yıkayıp bıraktığımız zaman saçımızın çok erken uzamasına da yardımcı oluyor sinameki bitkimiz. Çok peki, hoş. Evet, bizim sormak istediğimiz yine şifa için, tabii ki çok da yaygın bir sorundur bu, kabızlık. Evet. Onun için ne önerirsiniz acaba? Bamya çiçeğimiz var, hibiskus ikinci ismi.
Aslında çok masum bir bitkidir. Hemen hemen herkesin rahatlıkla kullanacağı bir bitkidir. Sadece içeriği C vitamini içerir bizim için. Ve bunun yanında bağırsakları yumuşatıcı özelliği olduğu için. Hani her gün bir bardak bunu içtiğimiz takdirde bir 15-20 gün sonra bakarız artık bağırsaklarımız yumuşamış, dengeye gelmiş ve o kabızlık hiçbir probleminden kesinlikle ekstra C vitamini faydası var. Nasıl, onu nasıl yapıyoruz? Bir bardak kaynar suyun içerisine sadece bu şekilde bir tutam veya bir tatlı kaşığı diyebiliriz koyuyoruz ve demlemeye bırakıyoruz. Yani kaynarken veya önceden kaç dakika kaynatıyoruz? Bunu kaynatmıyoruz. Sıcak suya atılıyor. Kaynar suyun, sıcak suyun içerisine koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar ve bekletiyoruz. Ne yaklaşık kadar bir 10 dakika beklettiğimizde o yavaş yavaş bize zaten rengini ve şifasını veriyor. Ya ben derim ki hocalarımız bitkiler süzülsün demediği sürece süzmeden içelim. Çünkü hemen bunu çok yaparız. Kaynatırız, hop süzeriz, bütün şifa gitmiştir. Posasıyla birlikte atmışızdır. Bu bamya çiçeği posasıyla tüketilecek. Bamya çiçeği de posası içerisindeyken yudum yudum içersek en son bamya çiçeğine geldiğimizde o bizim artık damak tadımıza bağlı. Hı. Yiyebiliyoruz da onu o zaman dökebiliyoruz da. Süzülmeyecek bu şekilde kullanılacak. Tabii bazı bitkiler var anında süzülmesi gerekir ama bu süzülmemesi gereken bir bitkidir. Şifasını bize suya bırakması için. Şimdi ben kendim için soracağım. Yaz mevsimi, ödem mevsimi. Yani ben nasıl saklayacağım diye iki haftadır sıkıntı yaşıyorum. Muazzam bir ayaklarda ödem yaşamaya başladım. Doktora gideceğim. Ama doktorla eş zamanlı olarak bitkilerden ne fayda görürüz? El, ayak, vücuttaki ödemlerle ilgili. Tabii şimdi sizin de dediğiniz gibi önce doktorumuza gitmemiz ona gerekir gideceğim. Ki ona gideceğim. Ne var bedende, niye bu yansıyor? Önce onların bir şeye geçmeniz lazım, istişare etmeniz lazım. Ödem için şu anda bizim yediğimiz kirazlar var. Bilirsiniz kiraz da müthiş şifa bir meyve. Saplarını da çöpe atıyoruz ya. Ben özellikle getirdim zaten. Ne olur kimse kiraz saplarını çöpe atmasın. Ödem sökmek için vücuttaki ödemi, şişkinliği, bize ait olmayan o şişkinliği temizlemek için birebirdir kiraz sapımız. Nasıldır bunun yine bunu şeyi? Bir bardak kaynar suyun içerisine 15 veya 20 sap olarak bu şekilde 15-20 sap koyduk. Kaynar suyun içerisine 5 dakika kısık ateşte kaynattık. 5 dakika. Tabii kaynayacak. Altını kapatıyoruz, bırakıyoruz demlensin. Bir 5-10 dakika. Bu arada zaten içme kıvamımıza da geliyor. Yaz ayında birazcık daha soğuk tercih ediyoruz bitkileri, bitki çaylarını içmeyi. Ve günde 2 kez bunu öğleden önce ve öğleden sonra olarak gönül rahatlığıyla içebiliyoruz. Süzerek bunu. Tabii. İtrar söktürücü etkisi vardır. Zaten ödem şişkinliği de atmak için bize o itrar söktürücüyle birlikte ödemi de atmamıza yardımcı oluyor. Kiraz bu sapanız. Anlık hazırlanıyor ve anlık tüketiliyor. Tabii. Yani iki bardak hazırlayıp biri sabah biri öğleden sonra olmuyor. Bunu anlık hazırlamamızda fayda var. Ben bu akşam hemen yapıyorum. Kesinlikle muhteşem şekilde şifa olacak. Kiraz saplarınızı atmıyorsunuz. Evet, atmıyoruz. Kesinlikle. Atmıyoruz. Ne dedi hocamız bize? Kulaklarını çınlatalım. Erol Bey, enfeksiyon hastalıkları dışında her şey genetiktir dedi. Enfeksiyon hastalıkları da ne kadar sık karşımıza çıkıyor. Kesinlikle. Bunlarla ilgili neyimiz var? Tabii bununla ilgili yine söyleyeceğim. Doktorumuza gittik, ilacımızı kullanıyoruz. Hepimizin bildiği, belki de birçoğumuzun bahçesinde olan ama patır patır yere dökülüp hatta küfreder de birçoğumuz, bak yerleri kirletti dut. Dut meyvemiz. Deriz ki yerler kirlendi, sinek doldu, keşke bu ağacı ekmeseydim. Muhteşem bir iltihap temizleyicidir vücudumuzla. Biz farkında değiliz. Kurusu da olur, tazesi de olur. Biz hiç farkında değiliz. Herhangi bir yerde bir iltihap vardır ama bizi rahatsız bile etmiyordur. Dut kurusu veya dutu tazesini her gün bir avuç yediğimiz zaman
veya kaynatıp suyunu içip. Bunu kaynatıp suyunu tabii mu? Tabii ki tabii. Hmm. Kaynatıp suyunu içip posasını da yediğimiz takdirde bir bakarız ki zaten itrarda müthiş bir şekilde belli olur o. Bir bakarız ki biz hiçbir şeyden rahatsız olmadık. Hmm. İltihap mı vardı vücudumuzda deriz ama o kadar çok iltihabın döküldüğünü itrar yoluyla görürüz. Ve temizlendiği anda o itrarın da tekrar dengelenip temizlendiğini görebiliriz. Bunun da ölçüsünü bir verebilir tabii, misiniz tabii hemen? Tabii ki. Bunu eğer günlük tüketmek istiyorsak rahatlıkla bir avuç dolu dolu rahat rahat tüketebiliriz, yiyebiliriz. Eğer kaynama usulü yapacaksak ki ben çok severim, müthiş bir haz verir bana bunun suyunu içmek. Hiç içmedim. Arkasına sen da posasını, hayır. Arkasına güzel da posasını yemek muhteşem. Evet. Kaynattığınız suyunuzu, sıcak kaynar suyunuzun içerisine bir 5-6 adet bu şekilde. O kadarcık 5-6 adet. Tabii ki 5-6 adet. Siz bunu attığınız anda zaten suyunuzun içerisine bu ağacın üzerindeki rengini alacak. Hmm. Bunun çok hoş bir rengi var bilirsiniz. Açık bir rengi var, böyle açık sarı gibi bir rengi. O rengi alacak ve bu kocaman olacak. Attığınızda suya yavaş yavaş suda bu iri olacak. Ağaç da durduğu şekle gelecek tekrar. Ve siz bunu 3-5 dakika bekletin suyun içerisinde. Şifası o suya da gelsin. Ne kadar kaynatıyoruz? Hiç mi kaynatmıyoruz? Yok, bunu kaynatmıyoruz. Bunda bunu sıcak, kaynar kaynamış, suyun içerisine, evet, sıcak suyun kaynağı evet, kapatıyoruz koyuyoruz. Tabii. 3-5 dakikadan sonra bunu yudum yudum içiyoruz. Posasını da yiyoruz. Bebekleri emziren, bebek emziren anneler için sütünü, anne sütünü artırıcı özelliği vardır. Hmm. Ve vücuttaki bütün iltihabı temizleyici özelliği vardır. Şahane bir dut şey kurusunun. Bu. Bak yani bu, hiç ben okurum ederim bunu. Hakikaten ilk defa böyle bir şey duydum. Güzel. Bir şey soracağım. Bu bir kür müdür? Yani iltihap bir kez içildiğinde mutlaka yok olmuyor. Ne kadar devam etmek gerekiyor? Yani bunu bir ay kullanın. Zaten itrara çıkıldığında orada gözlemleniyor. Mi? O koyuluk bir anda bunu içmeye başladığımızda eğer bir problem varsa, küçücük bile bir iltihap varsa itrar koyulaşmaya başlıyor. Çünkü orada atıyor ya itrarla onu. Sonra bir bakılıyor 3-5 gün sonra o itrar dengeye geliyor rengi. O zaman bitmiş demektir zaten. Bitmiş yani ölçüsü de olacak. Tabii ki ama zaten dut kurusu ne kadar alırsak o kadar şifa olur. Hmm. Faydası var, zararı yok. Evet çok güzel. Yani bu müthiş de. Çok güzel. Tabii biz hep sağlık sağlık diye şey yapıyoruz ama biz şimdi erkeklerde de var, kadınlarda çok şu cilt sıkılaştırma, daha canlı ve diri görünme bu hepimizin ortak paydasında tabii var. Geç yıllanalım ama ihtiyarlamadan yaşlanalım. Değil mi? Yıllanalım ama ihtiyarlamadan yaşanalım. Hayır, onda nedir formüller? Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Yani doğal yoldan aslında çok pahalı kozmetiklere gitmeden ki ben bunları keşfettikten sonra bunları kullanmaktan büyük haz alıyorum. Bu zaten kendimize bunları biz uygularken bu bizim kendimize ayırdığımız bir zaman dilimidir. Hı hı. Ve hayatta en güzel yanı hayatın kendimiz için yaptığımız, yarattığımız zamanlardır, hı, zaman dilimleridir. Hı hı, evet. Örneğin haftada bir papatya. Hı. Papatyamızı 2 bardak kaynar suyun içerisine bir kocaman avuç papatyamızı attık. Kaynamaya başladı. O kaynarken biz onun buharına 10 dakika boyunca yüzümüzü tutarız. Bütün gözeneklerimizi açar, cildimizin nefes almasına yardımcı olur. Bunu yaparken biz buharından da faydalanabiliriz. Çünkü papatyanın en büyük özelliği sinüslerimizi açar, buharı. Yani buharına tutarken hem bütün gözeneklerimiz açılır. Buhar açar diyorlardı tabii, ama tabii, papatyayla olursa tabii, daha etkili tabii demek ki. Ve yine o buharı burun ve ağızdan çektiğimiz zaman 10 dakika boyunca bütün sinüslerimizin açıldığını ve sinüzit problemi olan kişilerde müthiş şekilde rahatlama şahaneymiş olduğunu da görürüz. Biz bunu yaparken cildimizin sıkılaşmaya başladığını da görürüz. Örneğin gün içerisinde çok koşuşturduk, çok yorgundur. Cildimiz akşam bir yemeğe gideceğiz, özel bir şeyimiz var, programımız var. Papatyamızı kaynatırız. Ben çok uygularım bunu. Hı hı. Benim kurtarıcımdır bu. Yaz aylarında buzdolabında muhafaza edersiniz. Kışta ılık olarak kullanırsınız. 2 bardak suyun içerisine bir avuç koydunuz.
3-5 dakika kaynattınız bunu, kapattınız altını. Ilıdıktan sonra buzdolabında muhafaza edin. 3 gün, 4 gün orada muhafaza edip kullanabilirsiniz. Hani gün içinde yorgun düştü cildiniz, akşam yemeğe çıkacaksınız, cildinizi daha böyle dinlenmiş, daha böyle gergin olmasını isterseniz kendinize bir 10 dakika ayırın. Hemen suyuna, buzdolabından aldığınız papatya suyuna, kendinizin hazırladığı papatya suyuna bu şekilde bu ebatlarda 4 tane pamuk kestiniz. Pamuğu bu şekilde kestiniz. Batırdınız o suyun içerisine, hafif bir sıktınız. Ne kadar belli oluyor bunu uyguladığım değil mi? O kadar heyecanlandırıyorum ki. Evet. 10 dakika sırt üstü yattınız. Bu şekilde koydunuz bütün göz çevreniz. Buraya alacak şekilde buraya koydunuz boyun ve dekoltenize 4 tane hazırlayıp koyup sırt üstü 10 dakika yattınız. Kalktığınız zaman aynaya baktığınız zaman kendinizi tanıyamazsınız. Cilt tekrar gerginleşmiş, sıkılaşmış, muhteşem bir şekilde kendini dinlenmeye almıştır. Ben seni arayacağım. Ortacığım nerede kaldın? Sen bana cevap vereceksin. Şu anda pamuklar yüzümde. Bir 10 dakika kendime ayırdım. Kendim için bir şeyler yapıyorum. Ne Hristiyan diyor, ne Lancome, ne Chanel. Harika bir şeydir. Emine Hanım'ın şeyi. Papatya iksiri. Papatya iksiri kesinlikle. Hem gözeneklerimizi açmak için kullanıyoruz, hem acil durumlar için cildimizi sıkılaştırmakta kullanıyoruz. Yine buz yerine bunu kalıpların içerisine koyduğumuz zaman papatya suyunu donduruyoruz. Akşam üzeri yorgun gittik evimize, cildimiz de bizimle aynı şekilde yorgundur zaten. Hemen cildimizi doğal bir sabunla yıkadıktan sonra hemen alıyoruz buz yerinden kalıp küçük buzumuzu. Tabii papatya ile hazırladığımız bütün yüz boyun dekoltemize kullanıyoruz. Cildimizin bir anda toparladığını, dinlendiğini, bütün yüz göz çevresi boyun dekoltemize buzu uyguluyoruz, sürüyoruz. Papatya sulu buz. Tabii ki ve yine papatya ile yeşil çayı ikisini birlikte karıştırıp bu söylediğimizi buz kalıbı yapıp göz çevremize koyduğumuzda göz çevremizdeki halkalanmalar, morluklar, bu çok tabii ve göz çevresindeki halkalanmalar, morluklar buzla da uygulayabiliriz. Pamuğu koyduğumuz takdirde zaten çizgilerin bile yok olduğunu görüyoruz. O torbalanmaların, o halkalanmaların hepsinin geçtiğini görüyoruz. Muhteşem bir şekilde iksir görevi yapıyor bizde. Yine papatyamızı bunun için kullanıyoruz. Bunu haftada bir uyguladık. Yine kuşburnu bitkimiz. Güzellikten bahsediyoruz evet, şu anda. Çok hoş. Hepimizin en çok sevdiği. Tabii kesinlikle. Kendimiz güzel olduğumuz zaman, aynaya baktığımız zaman kendimizi beğeniyorsak zaten dünyada başaramayacağımız iş yoktur. Her şeyi böyle elimizde kaldırabiliriz havaya. Özellikle bayanlar. Şimdi kuşburnu bitkimiz. Aslında içtiğimiz zaman kaslarımızı güçlendiriyor, bize C vitamini veriyor. Özellikle bacaklara kramp girip böyle çığlık çığlığa uyanan kişiler çok olur. Gece yarısı. Magnezyum eksikliğinden olur derler. O zaman bütün bundan kas güçsüzlüğünü geçiriyor size. Dizlerdeki kas ağrıları, yürümekte problem çekenler için kassa problem. Kas güçsüzlüğü ise kasları güçlendiriyor. Onu hemen söyleyelim. Özelliği var. C vitamini içeriyor çünkü. Vitamini, kesinlikle. Ve yine kuş burnunu kaynattık. Bir bardak suyun içerisine bir çorba kaşığı koyduk. 3-4 dakika yine kısık ateşte. Kaynattıktan sonra posasını suda bırakıyoruz. Ilıdı. Küçük bir kavanozun içerisine koyduk. Bunu da buzdolabımıza koyduk. Ve bunu her gün sabah ve akşam doğal sabunumuzla yüzümüzü yıkadıktan sonra pamuğu batırıyoruz bu kuşburnu çayımızın içerisine. Buzdolabında muhafaza ediyoruz. Soğuk olur. Tabii ki batırıyoruz. Bütün yüz, boyun, göz çevresi, dekolte. Hemen pamukla siliyoruz. Doğal bir tonik yarattık mı? Yarattık. Cildimiz eğer çok yağlıysa yağ olayını dengeledik mi? Müthiş bir şekilde dengeledik. Eğer cildimizde gözeneklerde açıklık varsa ki bu birçoğumuzun büyük şikayetidir, o gözeneklerin de sıkılaştığını ve toparladığını gözlemleyebiliriz. Kış ayında
açıkta bırakabiliriz. Mesela tuvalet masamın üzerindedir kış aylarında. Hı. Yaz aylarında da bir hafta boyunca buzdolabındadır. Her hafta sonu yenilerim ben onu. Ve bir hafta boyunca kullanırım. Tonik olarak da bunu kullanırsınız. Kas güçlendirme için bunun formülü ne? Tabii bunu bir bardak kaynar suyun içerisine bir tatlı kaşığı koyduk. 8 dakika kısık ateşte kaynattık. Sabah ve akşam olmak üzere bunu içtiğimizde bütün o kas ağrılarımızın, eğer problemimiz doktorumuza gitmişsek ve kasla ilgilidir yanıtını almışsak, bütün o kas problemlerimizi yaratır. Merdiven çıkamayan bir kişiydim dizlerimin ağrısından. Siz. Bunu kullandıktan sonra ben sıkı sıkı merdivenlere yapışıp merdivenleri çıkardım. Saraçoğlu'nun bu iksirini kullandıktan sonra, yani sanırım 1-1,5 sene önce kullandım. Bir daha da ihtiyacım olmadı. Allah. Tabii arada çok güzel görevleri olduğu için içmek istiyorum. Çok da hoş bir tadı var. Ben daha çok onu yüzüme kullanıyorum. Ama evet. Dizlerinizi hallettiniz. Tamam. Evet, tabii ki şifayı aldıktan sonra onu cildime tonik olarak uyguluyorum. Yani çok basittir aslında. Çok pahalı ürünlere gittiğimiz zaman şifa olduğunu sanıyoruz ama aslında onlar marka olduğu için o fiyatı veriyoruz biz. Psikolojik mi? Onu ver. Tabii o bizim verdiğimiz aslında bir markaya veriyoruz tabii biz ki, o parayı. Eminim. Onlar da tabii bir ki. Şeylerden yapmıyor mu zaten, değil mi? Onların da içerisinde. Şimdi cildi konuşuyoruz ya, evet. Israrla şeyi vurguladı iki kez. Doğal sabunla yıkadıktan sonra, sonra. Yani biz şu anda meraklıyız, arada bir alıyoruz ama sürekli doğal sabun kullanmıyoruz biz. Bu önerilen bir şey mi sürekli onu kullanmak? Tabii ki doğal olarak kullandığınız zaman cildinize büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Hatta cildimizi içme suyuyla yıkadığımız zaman cildimize kat kat fazla şifa alıyor açıkçası. Çünkü biz normal çeşme sularını kullandığımız için farkı göremiyoruz. Ama başka ülkelerden gelen kişiler diyor ki bir hafta kaldım, bir ay kaldım, cildimin ne kadar bozulduğunu fark ettim sulardan. Kış döneminde de bunu yaşıyoruz biz çok. Cildimizi biz bir içme suyuyla yıkayabiliriz. Mesela kullanacağımız sabunlarımız, eğer cildimiz dengede bir cilse, ne yağlıdır ne kurudur, cildimiz dengededir. Sadece onu beslemeye ve ya o güzelliğini korumaya ihtiyaç duyarız. Bir lavanta sabunumuzu kullanırız. Sabah akşam tamamıyla doğal olan, hatta bunu yıkarken lavantaların içerisinden düşüşünü de görebiliriz, hadi gözlemleyebiliriz. Lavanta sabunumuzla cildimizi yıkayabiliriz. Yine dengede olan bir cildimiz için papatyayı kullanabiliriz. Yine eğer cildimizde problem varsa, hani mesela sedef olsun, ekzema olsun, mantar olsun, ciltte oluşan en ufacık bir problem enfeksiyona açıktır ve o ilerler. Bunun için kullanabileceğimiz, Saraçoğlu hocamızın her zaman bahsettiği gibi, kükürtlü sabun. Kükürtlü sabunla ne yapıyoruz? Sabah akşam o problemli cildi yıkadığımızda orada o enfeksiyonlu, o yayılan enfeksiyonu dur diyoruz. Ondan sonra yapmamız gereken tedaviyi de yapıyoruz. İlerletmiyoruz. Yani bu sivilceler falan içinde mi? Ya yani ciddi anlamda sivilce varsa, hani böyle akneli sivilce varsa özellikle, kükürtlü sabun çok iyidir. Ama cilt dengededir. Yağlı değil. Sadece ciltte sivilceler var. Ama enfeksiyon şeklinde oluşmuş şeyler var, sivilceler. Onlar için kullanıyoruz kükürtlü sabunu. Eğer cildimiz yağlıysa, yağlı cilt için kil sabununu kullanıyoruz. Kullandığımız anda kilere girdik çıktık tabii. Kil sabununu kullandığımız anda yüzümüzdeki bütün o yağı, eğer fazlaysa yağ olayı, bunu kullanıyoruz. O yağı çok müthiş bir şekilde dengelediğini görebiliriz. Bizi ne kadar rahatlattığını ve özellikle ergenlik döneminde çocuklar kullandığı takdirde bunu, o yağı dengelediği için artık sivilceler de çıkmamaya başlıyor. Bazen bana geliyorlar, diyorlar ki hayır, kükürtlü sabun alalım. Bakıyorum cilt tertemiz. Sadece birazcık sivilce var. Ablam diyorum, biz istemiyoruz ki diyorum, sadece burayı kazıyalım, çok hafif dokunalım, orada kurumuş şey düşsün, kabuk. O değil olay. İçten temizlemedir. Kükürtlü sabun onu kurutabilir. Hı-hı. O yüzden her cilde uygun değildir. Yağlıysa cildimiz kili kullanıyoruz. Ben burnuma da yakın getiriyorum çünkü kokusu çok güzel. Ya böyle bu şekilde de getiriyorum. Biz, bu arada bir de koklanıyorum. Biz çok yakın tarihte bir Denizli Pamukkale turu yaptık birlikte. Ve bol bol doğal
kirleri çamur diye sürdük değil çamur mi onları? Diye, kil evet, çamurlarına. Onlar çok sık sürdü. Muhteşemdi yani. Onları için, getirebilirdiniz de. Ben getirdim onlardan. Getirmediğimizi kim söylüyor? Ben getirdim çünkü doğal olarak kim kaynayan bir suyun içerisinden çıktı. Bütün yüzümüze biz de uyguladık. Evet, evet, ve getirdik evet. Duruyor bizde de. Vallahi biraz her gün zor yaptık ama. Bu şeyi, çamur işini. Evet orada evet. Her gün. Şimdi killer duruyor. Şefkat bekliyor bizden. Evet, bir ara evet, ona yapacağız. Da. Bir killerin tabii o killerin içerisine 2-3 damla buğday yağı koyun. Buğday yağı hücre yenileyici özelliğe sahiptir ve lekeleri temizler. 3-4 damla kayısı yağı koyun. O da cildi daha çok gerginleştirir ve cildin ışıl ışıl parlamasına neden olur. Emirhan, şimdi biz bu çamurlu kili yüzümüze sürüp böyle bir yarım saat bekletiyoruz. Yarım saat. O kilinizin içerisine bunları da koyun. Bu birkaç damla. Tabii ve gül yağı da koyun. Gül yağı da bu cildi çok güzel besler. Çünkü biz doğal kil satıyoruz zaten toz olarak. Ve onu karıştırıp hazırladığınız zaman içme suyunuzla bu şekilde bu buğday yağını, kayısı yağını ve güzel, gül yağını da koyduğunuz da zaman ekstra da şifa olur size. Yaşasın. Peki bu kısmı çok güzel de savunma mekanizmamızı güçlendirmek için neler öneriliyor? Evet, en önemlilerinden biri. Çünkü biliriz yani hepimiz önce stres gelir, arkasına bağışıklığımız çöker, hemen arkasına da rahatsızlıklar gelir. Aslında bunların hepsi siz de çok iyi bilirsiniz. Enerji boyutunda hep bedenimize verilen sinyallerdir. Bu sinyalleri alıp kendimizi çok kolay dengeye getirebiliriz. Hasta olmak çok güçtür aslında ve biz bunu nasıl başarabiliyoruz? Biz gerçekten mükemmel varlıklarız. Hasta bedenimizi hasta etmeyi başarabiliyoruz. Yine bunun için ne yapabiliriz? Önce isterseniz ben stres için ne yapabileceğimizden bir bahsedeyim. Şahane. Çünkü stres bağışıklık ve rahatsızlıklar geldiği için. Tabii ki stres olayımızdan kurtulmak, onu dengeye almak için lavanta. Lavantayı zaten koklandığımız anda bize bir rahatlık verir. Azıcık alalım mı elimize ondan? Tabii. Birden imrendim, koklamak istedim. Tabii. Lavanta bitkimizi bir bardak kaynar suyun içerisine bir tatlı kaşığı koyduk. 5 dakika. Şifa olsun inşallah. İnşallah. Çok güzel kokuyor. 5 dakika kısık ateşte. Evet. 5 dakika kısık ateşte kaynattık. Ve akşam yatmadan bir saat önce içmemizi öneriyor Saraçoğlu hocamız. Çünkü gün içerisindeki bütün zihinsel ve bedensel gerginliğimizi rahatlatıyor ve bizi rahat uykuya geçiriyor. Yeter kaşığını dediniz. Tabii bir bardak kaynar suyun içerisine. Ama ben çok önemli. Acaba 3 bardak mı içmem lazım? Yok bir bardak yeterli olur. Tabii her şeyin kararını yapmamız gerekir. Bunu uyguladığımız zaman... rahat uykuya geçiriyor zihin ve bedensel gerginliğimizi dengeliyor bize. Ve yine bunu yaparken siz bunu kaynatırken o çıkardığı buhar bütün eve yayılırken bütün tabii o bakterileri öldürücü özelliği var. Özellikle kış aylarında onu evinizde kaynattığını. Tabii ay muhteşem. Biz kullanırım şeye karşı. Dolapta saklarız biz kokular için. Güveye karşı falan. Evet güveye karşı. Biz hep torbacıklarımızın içerisinde kendimiz kuruturuz. Aynen. Bahçeden toplarız. Ama bir tek onu bilerek. Bakterileri öldürücü özelliği var. Yine kaynattığımız zaman biz bunu... o çıkardığı buhar, o koku bize pozitif bir enerji yayar. Evet. Zaten şu anda kokladığımızda da o huzuru alabiliyoruz. Ve dediğimiz gibi stres ve gerginliğimizi alırken bize ciğerimizi detokslar. Ciğerde oluşmuş bütün zararı detokslayıcı, özelliği temizleyici özelliği vardır lavanta bitkimizin. Bu dediğiniz şekilde mi? Tabii bir bardak kaynar suya bir tatlı kaşığı koydu. 5 dakika kısık ateşte. Kaynattık, ılıdı. Gece yatmadan bir saat önce içtik. Bir aylık bir küremizdir. Bir ay uyguladıktan sonra müthiştir sonuçları bizim için. Hep bunları kullanmadan önce yıkıyoruz. Tabii bitkilerimizi mutlaka ve o tutamı, kullanacağımız tutamı mutlaka yıkıyoruz. Yine gelelim bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz? Zerdeçal. Zerdeçal Hindistan'da Hintlilerin Hint safranı diye geçer ve kesinlikle hasta olmamaları için olmamaların nedeni zerdeçaldır.
her yemeklerine, tatlılarına, evet, tuzlularına, evet, hiç fark etmez. Her şeye kullanırlar. Çok da lezzetli oluyor. Ben çok seviyorum. Kesinlikle. Bu sarı, onların yemekleri genelde sarı renktir. O da müthiş bir de şey görsel olarak da çok güzel bir, evet, görsellik, evet, katıyor. Kokusu da güzel. Tabii bunu her yemeğimize bakın, zerdeçalımız nasıl kullanıyoruz? Toz şeklinde. Hı. Hı. Yemeklerimize katkı maddesi koyacağımıza lezzet için. Pilavlara falan da değil mi? Her şey için. Hı. Bütün yemek zerdeçal tozun her şeye, ben her şeye kullanırım. Pasta böreklerime koyarım ben. Sadece bir tatlı kaşığı koyduğumuzda müthiş bir lezzet verir ve o katkı olarak koyduğumuz maddeleri koyma ihtiyacı hissetmeyiz. Ve bunu yemeğimize hem lezzet katmış oluruz, tanesini veya tozunu kattığımız, koyduğumuz, süper, zaman o bizim seçimimize kalmış. Her ikisinin şifası. Bunu savunma mekanizmasını aynı şekilde güçlendirmek için değil mi? Muhteşem bir şekilde güçlendiriyor. Yine aynı şekilde zencefil tane, hı-hı, veya zencefil toz da aynı işi yapıyor. Zencefilin diğer bir özelliği, kaynar suyun içerisine koyun bir parça ve onu özellikle kış aylarında için veya yazdan kışa geçiş döneminde için bağışıklığınızı güçlendirirsiniz. Boğazda oluşacak olan bütün enfeksiyonu önceden temizlemiş bunu olursunuz. Bunu da kaynar suya atıyor musunuz? Tabii bunu kaynar suya atıp 5-6 dakika demletiyoruz, öyle içiyoruz. Yani bunu kaynatmıyoruz birlikte, kaynamış suya atıyoruz. Tabii tabii, bunu kaynamış suyun içerisine atıyoruz. Tabii. Ve yine şey var, hani bizim Kıbrıs'ta çok var. Çiçek olarak her tarafı tutmuş durumda şu anda. Biz çiçek olarak kullanıyoruz ama onu. Ebe gümeci diyoruz biz burada. Kocaman kocaman oluyorlar, evet, böyle. Üzerinde çiçekler. Aslında onun ismi, geliş ismi bize Gül Hatmi. Bunu Saraçoğlu hocamız çok söyler. Gül Hatmi ile ebe gümeci şekilde, çiçeği aynıdır, aynı şey mi? Tabii aynıdır. Bakın bu şekildedir. Gördüğünüz zaman zaten hatırlayacaksınız mutlaka. Ebe gümecidir aslında bu. Hani o küçücük olanlardan bahsetmiyoruz. Onlar da, kocaman kocaman olanlar var ya. Şu anda yollarda üstünde, her yerde var. O kadar çok tohumu döküldü mü yayılıyor ki. Özellikle getirdim, herkes görsün. İzleyicilerimiz görsün ve bunları saklayıp kurutup kış döneminde kullansın. Bu da bağışıklık sistemi için mi? Bu bizim öksürüğümüz, kuru öksürüğümüz veya balgamlı öksürüğümüz varsa, kuruysa öksürüğümüz hemen rahatlatıyor bizi. Eğer balgamlıysa öksürük, o öksürüğü çoğaltıyor ki ciğer o balgamı, tabii, atabilsin. Bu nasıl kullanılıyor? Onu temizliyor. Bir bardak kaynar suyun içerisine küçükler için, yani bunu herkes kullanabilir, küçük çocuklar için sadece 3 adet koyuyoruz. Ve 5 dakika kaynatıyoruz. Hı hı. Yetişkinler için yine bir bardak kaynar suyun içerisine 7-8 adet koyuyoruz. Ve 5 dakika kaynattıktan sonra bunu günde bir kez veya ağırlığına göre durumumuzun 2 kez de rahat rahat kullanabiliyoruz. Ve bunu içtiğimiz zaman hani çok öksürüğümüz var, kuru bir öksürüğümüz var, içtik, bu akşam rahat bir uykuya geçirebiliyor bizi. Balgamlıysa onu hızlı bir şekilde atmamıza yardımcı oluyor. Süper. Toplayıp kurutup evimizde kendimiz de şifahanemizi bir yerde yaratabiliriz. Ben kendim bu dönem için böyle bir şey başlatacağım evde. Kesinlikle herhalde. Bitkiler, şeyler bir sürü kavanoz yani başlamayacak gibi değil. Tabii reji uyardı Sibel'cim son 5 dakika tamam, diye yağlarımız da kaldı. Orada olup da bize anlatmadığınız bitki var mı? Hani kimyonumuz var. Mide ve midede ve karında eğer ciddi anlamda şişkinlik varsa sabah, öğlen ve akşam birer bardak suya bir tatlı kaşığı koyup kaynar suya 5-10 dakika beklettikten sonra kaynatmayız bunu. Sabah, öğlen, akşam yemek öncesinde aldığımızda mide ve karında oluşan şişkinliği tamamıyla dengeye getiriyor ve rahatlatıyor bizi. Tamam. Harnıbımız zaten yine Türkiye'de keçi boynuzu, evet, olarak geçiyor. Onun için. Bu bizim ciğerimizi detoksluyor, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor ve alerjik astım problemini dengeliyor, rahatlatıyor bize. Bunu 2,5 bardak suyun içerisine, evet, 7-8 tane minik minik kesip atıyoruz. Evet. 7 dakika kısık ateşte kaynatıyoruz. Evet. Altını kapatıp 15 dakika demletiyoruz. Evet. Yetişkinler günde bir bardak, küçükler de günde
kahvaltı esnasında sadece bir kahve fincanı olarak içiliyor bir ay boyunca. Muhteşem bir sonucu. Süper. Şahane. Peki o ne saç gibi bir şey var orada? O bizim mısır püskülümüz. vücuttaki yağları eritiyor. Mısırı yiyip püskülüyüp atıyoruz ya, özellikle dedim ki onu da getirelim. Onu nasıl kullanıyoruz? O da yine aynı şekilde bir bardak kaynar suyun içerisine minik bir tutam olarak koyun. Bırakın demlensin. Evet. Bir gün içinde bir bardak olarak içtiğinizde yağın vücuttan akışını görebilirsiniz zaten. Allah hissedebilirsiniz. Allah. Görelim. Allah Allah. Yağlar kaldı. Yağlar cilt için miydi? Yağlar cilt için var. Sinek ısırıklarıdır, haşere sokmalarıdır. Onlar için var. Saçı uzatmak için. Tabii ki lavanta yağı. Bunu sor. Lavanta yağımızı şimdiden kullanabiliriz. Biliyorsunuz evet, bu dönemde ilaçlama falan yapılmıyor. Lavanta bizim özellikle yağını oturuyoruz terasımızda, tabii, balkonumuzda sürersek. Tabii. Geçmişte ilaçlamalar yapılıyordu, artık belediye başkanımız istiyor ki insanların üzerine kimyasal sıkmaktan vazgeçelim dedi. Evet. Lavanta koyalım. Tabii lavantayı lavanta kullanıyoruz. O şekilde kullanıyoruz. Yine eğer bir böcek ısırmasında birazcık bir nokta koyduğumuz anda üzerimize lavantayı, hemen orada orayı dengeliyor, sinek bize toparlıyor. Sinek ısırmalarında kullanabiliyoruz. Yaşasın. Evet. Biz bu kadar kısa sürede anlatabileceğimizi anlattık. Gerisi de değerli izleyenlerimiz araştıracaklar, aktarlara gidecekler, size gelecekler, bakacaklar ve öğrenecekler. Çok teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Efendim, bugün şöyle bir bitkilerin sihirli dünyasında ve şifalarında kısacık bir yolculuk yaptık, zamanımız yettiğince. Bugünün şifreleri nelerdi? Kirazı yiyin çöpünü atmayın, mısırı yiyin sapını atmayın, dutu bırakmayın aşağılarda kurumasın, siz kurutun, şifalanın. Doğa bize olağanüstü nimetler sunuyor efendim. Ama bu sunulan nimetleri doğru değerlendirmek de bizim araştırma, bu işe emek veren insanların emeklerine saygı duyarak bilgilerini alabilmemizle mümkün. Öyle her denilene, her duyulana inanıp yol almayalım. Emine Hanım bize bugün çok güzel şeyler anlattı. O kürleri de zaten siz ekranlarınızda gördünüz. Şifanız bol olsun efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.